Şimdi de sizlerden geçen sağlık bölümüne doktor arayı bizler için hazırlayıp da bir güzel bir nasihatler, tavsiyeler kadınlar için. Kadınlar bu haftalar bilirsiniz Yomul Alemi Lil Mabayız. Bizlere çok iyi nasihatler verir bu konudan ilgili her kadın nece mekayet olabilir kendine iyi bir şekilde. Sizlerden beraber izleyelim, ardından programımıza devam edelim. Günaydın vatanım, günaydın. Stüdyodaki arkadaşlar, günaydın. Aziz değerli izleyenlerimiz, devam ediyoruz. Sizin tüm sağlığınızla ilgili konularım günaydın. Vatanım programından, sağlık bölümünden. Dünya Sağlık Örgütü bu haftanın koydu. Kadınlara güzel bir şekilde bu münasebetiyle çok güzel nasihatler ulaştırsın. Hangi konu üzerine? O da kadının yumurtalık kanserinin günü olduğu için koydu bu münasebetleri. Çok mühim ve önemli bir nasihatler ulaştırsın kadınlar için ki ne şekilde uzaklaşsınlar bu hastalıklardan. Maalesef yumurtalık kanseri çok belirtileri yoktu. Her zaman silent bilgiler, araf çizgiler hiçbir zaman belirtiler göstermez. O yüzden biraz şiddetli de ve aynı vakitte de kadınlardan çok riskler var ki mümkün de olsun özne bu hastalıklar. Bunu güzel bir şekilde kontrol etse uzaklaştırır kanserden özün özellikle yumurtalık kanseri. Bu hafta ve aynı vakitte de o da bütün alemde yumurtalık kanserlerinin koyduğun günüdür. O münasebetlerden gelen bakan neden olar. Her zaman bu kanserin riski ve şiddeti yapan özü geldiği zaman gelir son merhalelerde. Kadın hiçbir şekilde hissetmeyecektir. Hiçbir belirtiler, hiçbir ağrı hissetmez. Bir sıkıntı yoktu özünde ama da bakar ulaşıp da bir merhale anan bulunu özünde. Ama bazı kontroller var ki biz yapabilirik özün. İyi bir şekilde de elimizde. O da büyük bir risktir ki bu hastalığı yapsın. O da risklerin birinde neler gelsin. Her zaman herkes öz kendi sıhhatini mütabaa etsin. Eğer bir adet ızdırabı geçirse özünde. Her zaman sık sık mütabaa etsin. Kadın doktorasından olabilir bir bazı fazla enfeksiyon olur özünde, fazla iltihabat, incik geçir özünde, karnı şişirir. Bunlar riskler ki olabilir arkasında bulunsun yumurtalık kanseri var. Aynen vakitte de gelen obeziti, simizlik, kilo almak, şişkinlik en büyük risktir ki kadında yumurtalık kanseri olsun. Her zaman nasihat ederek dikkat edin kilo almamaya. Kimse demezsin biz yani hanıda yemek yemiyoruz. Kilo fazla aldık. Tabiplerin sebepleri de çoktu. Kiloyu kontrol etmek, spor yapmak önemli de yumurtalık sıhhati için ve aynı vakitte de uzaklaştırmak için bu hastalığı. Yanında çok önemli ve çok kadınlar adet kurutmak için ve aynı vakitte de mene hapları kullanmak için ki kontrol etsinler hamle. O mühimdir tabi ama müddeti var. Aynı vakitte de muayenesi var ama sen özü bir şerit de alsan ay be ay özün terk edesen, ihmal edesen mutabaasız. Olabilirsen de başka sıkıntılar var. Çıkar eğer bu hapları aldıktan sonra. Demir risklidir ama uzun müddet kullanmağı o da olabilir riskin biri olsun. Yanında eğer bir sıkıntı olursa idrar sistemi der. Mesela bir sıkıntı olursa, bir sancı olursa, karnı şişirse, kilo kaybetti gizli bir şekilde fücai bir şekilde yarı kilosun itikatsizlik hissedirse bir az izrablıktan geçirse olabilir bu kadında riskli bir şiddetli bir kanser olsun o da yumurtalık kanseri. Tabi her zaman diyarı özellikle de kanser bir zor bir durum dergi. Aynen vakitte de bir insanda bulunduğu zaman hayatın sonu dergi çoklar hayatın geriye döndü ama her zaman adımlar var. Bu adımlara geçmek, güzel bir şekilde bu riskleri kontrol etmek dediğimiz o da en önemli parça. Bunu uzaklaştırmak için ya da bulasan özün erken marhalelerinde bulmak için ve Allah kurtulsun. Bütün kadınlarımız bu hastalıklardan hoşça kalın ve sağlık kalın.
Evet değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz ki doktora önemli bir konu, özellikle kadınlar için kanser, Allah korusun özlerini, yumurtalık kanseri nece bir şekilde ilaç etsinler özlerini, dikkat etsinler, bazı arazlar var olduğu zaman özlerinde gerek hemen doktor müracaat etsinler. Bazı testler var, yapsınlar özünü. Bu da arazlar nezif olduğu zaman ya da fazla aşırı bir derecede zayıf oldu, tesir etti özüne, mədə bulantısı oldu özünde, sancı oldu özünde. Biz her zaman programda diyerek gerek hemen check-up etsin, özellikle kadınlar check-up. Yani 6 ayda bir, 3 ayda bir gerek men check-up etsin. Ve bu gibi kanserler çok tesir eder. Yani dediği ki hayatın sonu dahi edebilirsen, ilacı edersen özün. Çünkü bazı kanserler var, ilacı asantı. Yani önce yerde atasan özün, xilas olasan. Ama yani, neşi... Erken de mesela aynen, erken teşhis. Erken teşhis edebilirse, erken test etse de hemen daha asantı olar. Ameliyat etmek de daha asantı olar. Hatta ilacı da daha asantı olar. Onun için her vakit biz programda diyerek erken test etmek bizlere fayda adı sağlığımız için. Aynı vaxtda da kadınlar, yani bu şeyde özellikle mesela her vaxt erken testler daha önemlidir. Yani her nene olmadan evvel her mesela bir testler yapsın, her testler yapsınlar. Her fetede bir, hatta iyi bir şekilde özlerini korusular. Ellerine sağlığı doktora, yani her vaxt böyle önemli konular bizim programımızda.